Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. Ace yayınları Mavi Set, DAF, Matematik, 1. Kitap, Föy 2. Karşınızda Föy 2 ve ben bunun test kısmını size çözeceğim. Ben hazırım, sizler de hazırsanız hemen çözümlere başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, 1. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir demiş soru. Önce asal sayının tanımını bir hatırlayalım. Asal sayı neydi? Pozitif bölenlerin kümesi 2 elemanlı olan doğal sayılara asal sayılar diyoruz. Pozitif bölenlerin kümesi 2 elemanlı olacak. Mesela 5'in bölenlerine baktığımız zaman 1 ve 5 ve gördüğünüz gibi 2 elemanlı bir asal sayıdır. 11'e baktığımızda 11'in pozitif bölenleri arkadaşlar 1 ve 11'dir. Başka böleni yoktur. O yüzden bu da asal sayı, bu da asal sayıdır. 13'e geçiyorum. 13'ün pozitif bölenleri 1 ve 13'tür. O yüzden bu da asal sayıdır. 29'un bölenleri de gene 1 ve 29 olduğu için bu da asal sayı. Ama 33'ün bölenlerine bakacak olursak 1 böler, 3 böler, 11 böler, 33 böler. Oo, 4 tane pozitif böleni var ve asal sayı tanımına uymadığı için cevabımız ne olacaktır? Edirne olacaktır. Bunu hızla geçiyoruz. Evet, ikinci örneğimiz geldi. Bakalım A ile B birer pozitif tam sayı olmak üzere A artı 1 çarpı B eksi 1 eşittir 13 olduğuna göre A kaçtır demiş. Şimdi A ile B birer pozitif tam sayıymış. O zaman bakıyoruz A artı 1 ile B eksi 1'in çarpımı 13 olduğuna göre bu çarpanlardan bir tanesi 1, bir tanesi 13 olmak zorundadır. Mesela A artı 1, 1 olabilir veya bu durumda B diyelim aynı anda B eksi 1 de 13 olabilir. Veya arkadaşlar A artı 1 ne olabilir? A artı 1 13 olabilir. Bu durumda ne olacak? B eksi 1, 1 olacak. Bakalım şimdi A artı 1, 1 olduğu zaman A ne oluyor? 0 oluyor. Maalesef olmuyor çünkü A ile B birer pozitif tam sayıymış. Bundan dolayı bu olamaz arkadaşlar. Bunu kullanamayacağız. Buna bir çarpı atıyorum. A artı 1 13 ise A buradan 12. B eksi 1 1 ise B buradan 2. A kaçtır demişti. Bize A'yı sorduğu için cevap ne geldi? 12 geldi. Bu da böyle. Bunu da süratle geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, 3. sorumuza bakıyoruz. 20 eksi 15 bölü A ifadesi asal sayıya eşit olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş soru. Şimdi burada 15'i bölen pozitif sayılara bakacak olursak 15'i bölen pozitif sayılar 1 böler, 3 böler, 5 böler ve 15 böler. Bir de negatiflere bakalım. Eksi 1 böler, eksi 3 böler, eksi 5 böler ve eksi 15 böler. Bunların böldüğünü görebiliyorum. Acaba ben A yerine bu sayılardan hangilerini yazarsam asal sayı gelir? Ona bakmam lazım. Çünkü bu ifade bir asal sayı eşitmiş. Şimdi A yerine 1 yazarsam 20 eksi 15'ten ne gelecektir arkadaşlar? 5 gelecektir. 5 asal sayı mı? Evet, asal sayı. O zaman A ne yapabilir? 1 değerine ulaşabilir. Tamam. 3 yazarsam 15'i 3'e böldüm. 5, 20'den 5'i çıkarttı. 15 asal sayı mı? Değil. Hayır. A 1, 3 olamadı. 5 yazarsam 15'i 5'e böldüm. 3, 20'den 3 çıkartırsam 17 asal sayı mı? Evet, asal sayı. O zaman A ne olabilirmiş? 5 de olabilirmiş. Bunu da geçiyorum. 15 yazarsam 15'i 15'e böldüm. 1, 20'den 1 çıkarttım 19. Asal sayı mı? Tabii ki asal sayı. A buradan 15 de olabilirmiş. Bunu da yazdık. Gelelim aşağıya. Eksi 1 versek. A'ya eksi 1 verdiğimiz zaman 35 gelir. Çünkü buradan eksi 15 böyle eksi 1'den artı 15 gelecek. 35 asal sayı mı? Değil. O yüzden buradan bir şey gelmedi. Eksi 3 yazarsam A yerine ne olur? 15 bölü 3'ten 5. 25 gelir. Hayır. Bu da asal sayı değil. Eksi 5 yazarsam 15 bölü 5'ten 3 gelir. Toplarsam 23 yapar. Bakın A eksi 5 olduğu zaman da bir asal sayımız geldi. Eksi 15 yazarsam bakın arkadaşlar 21 yapar. Hayır, 21 ne olmayacaktır? Asal sayı olmayacaktır. A da demek ki bu değere ulaşamayacaktır. Sonuç olarak A'nın alacağı 1, 2, 3, 4 tane değer vardır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Bunu da umarım anlatabilmişimdir ve bunu hızla geçiyorum. Evet, dördüncü sorumuza bakıyoruz. A artı B ile A eksi B sayıları aralarında asalmış. Bu durumda A artı B bölü A eksi B 28 bölü 12'ye eşitmiş. A ile B'nin çarpımı kaçtır diyor. Bakın bu tarz sorularda A artı B ile A eksi B aralarında asalsa bu 28 ile de 12 asal olursa şayet A artı B 28'e A eksi B 12'ye eşit oluyordu. Böyle bir özelliğimiz vardı. Ama burada 28 ile 12'nin asal olmadığını görebiliyoruz. Bu 28 ile 12 neye bölünebilir? 4'e bölünebilir. 4'e bölersem 7, 12'yi 4'e bölersem 3. Şimdi 7 ile 3 arkadaşlar aralarında asal mı? Asal. O zaman ne olmalı? Demek ki A artı B ifadesi 7 olurken A eksi B ifadesi de 3'e eşit olmalı. Buradan taraf tarafa toplarsanız 2A eşittir 10 gelecektir. A buradan 5 olacak. Şimdi A'yı 5 buldum. A yerine 5 yazarsam B de haliyle 2 olacaktır.
A ile B'nin çarpımını sormuş bana. 5 ile 2 çarparsak cevabımız 10 ve Ceyhan olacaktır. Bunu da hızla geçiyoruz arkadaşlar. 5. soruya bakıyorum. Asal sayılar kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkına bakıyorum. En küçük eleman 2'dir demiş. Evet arkadaşlarım, asal sayıların en küçük elemanı 2'dir. 2 sadece çift olan asal sayıdır. Onun dışındaki bütün asal sayılar tek doğal sayıların bir alt kümesidir. Dolayısıyla en küçük eleman 2'dir ve 2 üzerinden çok güzel sorular kurgulanabilir arkadaşlarım. Hemen bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkına bakıyoruz. Sonsuz sayıda elemanı vardır. Evet, sonsuz tane elemanı vardır. Bu da doğru bir ifade. Rakamlar kümesiyle kesişmesinde ne demiş? 5 elemanı bulunur. Rakamlar kümesinde neler var? 0'dan 9'a kadar semboller var. Oradaki asallara bakacak olursak 2 var, değil mi? 3 var, 5 var, 7 var. Bu arada başka da asal yok. Ama 4 tane çıktı. Demek ki bu yanlışmış. Yine biz D'yi de kontrol edelim. Negatif elemanı yoktur. Doğru bir ifade. Doğal sayıları, pozitif doğal sayıların neydi? Bir alt kümesiydi. 3 basamaklı elemanların tamamı tek sayıdır demiş. 3 basamaklı elemanların tamamı tek sayıdır. Çünkü sadece 2 çifttir. Onun dışındaki bütün asal sayılar tek sayıların bir alt kümesidir. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. Cevabımız Ceyhan oldu. Bunu da süratle geçiyorum arkadaşlar. Evet, 6. soruya bakıyorum. İşleminin sonucu kaçtır? Bir faktöriyel sorusu. 3 faktöriyel arkadaşlar ne demektir? 6 demektir. 4 faktöriyel 4, 3, 2, 1'den çarparsak 24 yapacaktır. 4 faktöriyel yine 24 yapacaktır. 3 faktöriyel 6. Sonuç ne olur? 24 ile 6'yı toplarsam 30. 24'ten 6'yı çıkartırsam 18. Her ikisi neye bölünür? 6'ya bölünür. 6'ya bölersem 5. 6'ya bölersem 3. Cevap ne oldu? 5 bölü 3 oldu arkadaşlarım. Bu da böyle, bunu da hızla geçiyoruz. 7. soruya bakıyorum. Diyor ki üçgen içerisindeki x işlemi x sayısının birler basamağındaki rakam olarak tanımlanıyor. Örnek de vermiş. 121, bakın birler basamağındaki rakam 1. 4 faktöriyel 24 demektir. 24'ün de birler basamağı 4, gördüğünüz gibi. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. 3 faktöriyel 6 ve birler basamağı da 6'dır arkadaşlar. 38 faktöriyelin birler basamağı nedir? Bakın 38 faktöriyele gitmeye gerek yok. 5 faktöriyelden sonrası hep birler basamağı 0 olacaktır. O yüzden 38 faktöriyelin de birler basamağı ne olacaktır? 0 olacaktır. 2 faktöriyelin birler basamağı 2. 22 faktöriyelin yine birler basamağı 0 olacaktır. Çünkü 4'ten sonra, yani 5 faktöriyelden sonraki bütün sayıların birler basamağı ne olacak? 0 olacaktır. Buradan sonuç ne gelir? 6 bölü 2'den cevabımız ne olacaktır? 3 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlar. 8. sorumuza bakıyoruz. Büyük A ve N birer pozitif tam sayı. Pozitif tam sayıymış. Altını çizeyim. 21 faktöriyel eşittir 5 üzeri n çarpı a olduğuna göre n'nin alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Bakın arkadaşlar, bu soruyu şöyle çözüyoruz. 21 faktöriyel içerisinde 5 çarpanın kaç tane var? Bunun bir pratik bir yolu var. 21'i ne yapıyorsunuz? Sürekli 5'e bölüyorsunuz. 21'i 5'e böldüğünüz zaman 4 kere var. Artık 4'ü 5'e bölemeyeceksiniz 5'ten küçük olduğu için. Cevap ne olacak o zaman? 4. Yani n'nin alabileceği en büyük değer 4. Çünkü 21 faktöriyel içerisinde 4 tane 5 çarpanı var. Bunu açıp bakarsanız da görebilirsiniz. Ama bu teknik çok daha pratiktir. 21'i 5'e bölüyorsunuz. Yani bu 5 olmasaydı, 3 olsaydı, mesela 21 faktöriyel eşittir 3 üzeri n çarpı a olsaydı, kaç tane 3 çarpanı var deyince aynı mantıkla bakın, 21'i 3'e bölüyorsunuz. 7 kere var. Sonra 7'yi tekrar 3'e bölüyorsunuz. 2 kere var. Bitti bölme işlemi. Şu 7 ile 2'yi topladığınız zaman 9 tane de 3 çarpanı vardır. Hani bilmeyenlere bir tane örnek ben yazmış olayım. Burada neyin alabileceği en büyük değer de gördüğünüz gibi ne olacaktır? 4 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlarım. Hemen bu testi ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Diğer teste hızla geçelim. Evet, birinci sorumuz ne diyor? A, B ve C birer asal sayı olmak üzere B eksi A çarpı C artı 2 eşittir 13 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır demiş soru. Bakın, bu çarpanlardan bir tanesi ne olmak zorunda? 1, diğeri de 13 olmak zorunda. Ben bunu 1 seçersem bu 13 olabilir. Veya tam tersi, bunu 13, bunu 1 seçebilirim. Şimdi bakalım, B eksi A'yı 1 seçtiğim zaman ve C artı 2'yi de 13 seçtiğim zaman C karşıma ne geliyor? 11 geliyor. Şimdi C 11 oldu. Diğer taraftan B eksi A'yı 13 seçeyim. C artı 2'yi de ne seçeyim? 1 seçeyim. C'ye bakın, buradan eksi 1 geldiği için C bir asal sayı. Asal sayılar da negatif olmayacak. Neydi? En küçük asal sayı 2'ydi. Ve bunun dışındaki bütün asal sayılar tek doğal sayıların alt kümesiydi. Dolayısıyla arkadaşlarım, buradan bir şey gelmez. C 11 olmalı. C 11 olmalı. Şimdi B ile A'nın farkı 2. Böyle peş peşe olan asal sayı böyle hangisi olabilir size düşündüğünüz zaman? Ve dikkat ederseniz farkı tek bir sayı çıkacak. Normalde 2'nin dışındaki tüm asal sayıların farkı çift sayı çıkar. Çünkü tek doğal sayıların alt kümesi, tekten teki tek çıkartırsak
ne olacaktır? Çift olacaktır. O zaman böyle bir şey olması için A'nın 2, B'nin de mecburen 3 olması lazım. B 3 olacak, B 3 olacak. A 2, A'ya 2 yazdım, B'ye 3 yazdım, C'ye de 11 yazdım. Toplarsam 14, 2 daha cevap ne olacaktır? 16 olacaktır. Bu da böyle, bunu da geçiyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci soruya bakıyorum. Aralarında asal olmayan iki pozitif tam sayının ikisini de bölen en büyük asal sayı K ise bu iki sayıya aralarında K tire asal sayı deniyormuş. Örnek de vermiş. Demiş ki 10 ile 12 sayıları aralarında 2 tire asal sayıdır. Çünkü 10'u ve 12'yi bölen en büyük ortak olan asal sayı 2'dir. O yüzden buna 2 tire asal sayıdır deniyor. Buna göre 30 sayısı ile aralarında 3 tire asal sayı olan en fazla 2 basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? En fazla 2 basamak deyince bir basamak da olabilir ve doğal sayılar da sıfırdan başlar. Şimdi 30'la aralarında 3 asal sayı olacak. 3 tire asal sayı olacak. O zaman 3'ten başlayayım. 30 ile 3 aralarında 3 tire asal sayıdır. 3'ün katlarına gittiğim zaman hepsi ne olacak? 30 ile aralarında 3 tire asal sayı gibi gözüküyor. Bakalım öyle mi olacak? 3, 6, 9, 12 diye gideceğim. Kaça kadar gideceğim arkadaşlar? 99'a kadar gideceğim. Tamam, çok güzel. Acaba burada kaç tane 3'ün katı olan sayı var? Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı 3 artı 1. 96 3'e bölersem 32. 33 tane 3'ün katı olan sayı var. Şimdi 30'un çarpanlarına bakalım. 2, 3 ve 5. Şimdi ben 30'la 3 asal sayı arıyorum. Şimdi burada dikkat ederseniz ben o 3 asal sayıda 2 çarpanı barındırsa problem olmaz. Çünkü en büyük 3 olacak. Ama 5 olmaması gerekiyor. Yani o zaman ne olmalı? Şimdi burada 15 mesela, 15'e bakarsam 15 3 ile 5'in çarpımı ve bu 30 ile 15'in en büyük asalı 5 olduğu için 5 asal olacak. 3 asal olmamış olacak. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hem 3'ün hem 5'in katı olanları çıkartmamız gerekecek. Yani 15'in katı olanları. 15, 30, 45. Bunlar çok olmadığı için yazıyorum. 60, 75 ve 90. Bu arada hem 3'e hem 5'e bölünen sayılar maalesef 3 asal sayı olmayacaklar. Onları ne yapacağım? Çıkartacağım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 33'ten hemen 6'yı çıkartıyorum. Cevabımız ne olacaktır? 27 olacaktır. Güzel, hoş bir soruydu. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Evet, üçüncü soruya bakıyoruz arkadaşlarım. Diyor ki A, B ve C birbirinden farklı sayılar olmak üzere A asal sayı, B ile C birer doğal sayıymış. Şimdi bir bağıntı vermiş. Buna göre diyor A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Güzel bir soruya benziyor. Bakın 1 ile 2'ye bakarsanız şurada B'ler ortak. Sonra burada ikiler ortak. Gruplandırarak bir ortak parantez alalım bakalım ne gelecek. A kare eşittir. Şurada B'ler ortak. B parantezini aldım. C artı 1 oldu. Artı burada ikiler ortak. 2 parantezini aldım. C artı 1 oldu. Tekrar C artı 1'ler ortak. A kare eşittir. B artı 2 çarpı C artı 1 oldu değil mi? Şimdi buradan A artı B artı C toplamının en küçük değerini arıyorum ya ben. A'da asal sayıymış. O zaman A'yı ben en küçük asal sayı. Yani 2 seçerim. 2'nin karesi 4. Bu ifade 4'e eşit olur. Bu ifade 4'e eşit olduğu zaman şimdi B artı 2 ile C artı 1'i ne seçmem lazım ki B ile C en küçük değerine ulaşsın. En küçük doğal sayı değerine ulaşsın. 2 ile 2 seçersek bu olacaktır. B bu durumda 0 olacaktır. C de bu durumda 2 olması için 1 olacaktır. Gördüğünüz gibi B 0 C 1 B 0 C 1 A'da 2 toplamı da kaç yaptı? 3 yaptı. Bunu da süratle geçiyoruz. Ne diyor dördüncü soru? A ve B aralarında asal 2 doğal sayıdır demiş. Böyle bir orantı vermiş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Efsane yöntemimiz bir içler dışlar çarpımı yapalım hemen. 3 çarpı A artı 3 kere 3 9B yapacak. Eşittir 5 kere 2 10A. Eksi 5B yapacak arkadaşlar. Şimdi 5B'yi bu tarafa attım. 9 artı 5 14B. 3A'yı diğer tarafa attım. 7A. 14 ile 7'yi sadeleştirirsem 2B eşittir A gelecek. Ve bu durumda A ile B aralarında asal olmuş oldu. B buradan 1. A da buradan 2 oldu. A ile B'nin toplamı da kaç yaptı arkadaşlarım? 3 yaptı. Bunu da ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Şimdi 5. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Önce ben bunu biraz daha yukarı alayım. Şöyle E şıkkı da ortaya çıksın. Bu şekilde bakalım olaya. Diyor ki aşağıdaki şekilde 4 farklı kart ile oynanan bir oyunda rastgele dağıtılan bir dörtlü üzerinde yazan sayılar verilmiştir. Kartlarda yazan sayıların çarpımı 15 çarpı 6 çarpı 1 çarpı 8'den 720. Yani 6 faktöriyel gibi bir doğal sayının faktöriyeli ise bu kurala uygun dörtlüyü seçen oyuncu oyunu kazanıyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi dörtlüyü seçen oyuncu oyunu kazanır demiş. Şimdi öyle bir bakacağız ki bu şıklara.
Bunların çarpımı bir şeyin faktöriyel olarak ifadesi olacak. Mesela burada 4, 5, 6, 7 var. Ama burada 2 ile 3 olsaydı 7 faktöriyel yazabilirdik. Onun dışında da fazla bir şey yapılamaz burada. Bu olmayacak. Burada bakın 8 var, 7 var, 5 var. Birçok şey eksik. Buradan da bir faktöriyel ifade gelmeyeceği aşikar. C şıkkına bakıyorum. 12, hadi 3 çarpı 4 yazsak. Bunu 8, 4 çarpı 2 falan desek maalesef buradan da pek bir şey çıkmayacak gibi duruyor. Çıkmayacak zaten. D şıkkına bakıyorum. 15 işte 5 çarpı 3 yazsam bu 2 dursun. 12 4 çarpı 3 yazsak bu 6 3 çarpı 2 falan buradan da pek bir şey gelmedi gördüğünüz gibi. E şıkkına geçiyorum. 24 mesela ne yazılabilir? İşte 3 çarpı 8 8 4 çarpı 2 olabilir değil mi? Sonra ne yapabiliriz bakalım. Burada 10 var. Onu da 5 çarpı 2 yazabilirim. 5 çarpı 2. 21'i 3 çarpı 7 yazabilirim. Bakalım buradan biraz ilerleyelim. Şu 6 eksik burada mesela 7 faktöriyel gibi olabilir belki ama 6 eksik. Mesela şu 2 ile 3'ü çarpalım 6 olsun. Bakıyorum şimdi ne var başka? 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Bakın 7 de var. Ne oldu bakın arkadaşlarım? 7 faktöriyel şeklinde yazılabildi. Demek ki cevabımız ne olacakmış? Edirne olacakmış. Bunu da geçiyorum. Evet 6. soruya geldik. Ne diyor soru? X ile birer pozitif tam sayıdır. 18 faktöriyel 6 üzeri x çarpı y olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır demiş soru. Bakın daha önceki soruda böyle bir şey vardı. Burası 6 fakat asal sayı değil. O yüzden 18'i bölen yani 18'i 6'ya bölmeyeceğiz de 6'yı asal çarpanından ayıracağız. 2 ve 3 olacak. Şimdi bu şu anlama geliyor. 18 faktöriyel içerisinde her 2 ile 3 yan yana geldiği zaman 6'yı oluşturur. Kaç tane 6 vardır? Buna bakacağız. Şimdi 18 faktöriyel içerisinde sizce 2 çarpanı mı daha çoktur, 3 çarpanı mı daha çoktur? Tabii ki 2 çarpanı daha çoktur. O yüzden 2 belirleyici olmaz. Çünkü her 3'ün yanına 1, 2 bulabilirsiniz ama her 2'nin yanına 1, 3 bulamazsınız. O zaman az olan değerli, az olan belirleyici olacak. 18'i ne yapacaksınız? 3'e böleceksiniz. 3 kere 6, 18. Sonra 6'yı tekrar 3'e böleceksiniz. 2. Şu bölümleri topluyorduk. 6 artı 2 toplamda 8. Şimdi burada arkadaşlarım x'in alabileceği maksimum en büyük değer 8 olacaktır. Şimdi x'in alacak kaç farklı değer var ona bakalım. 0 olabilir. Yani pozitif tam sayıymış olamaz. 1 olabilir. Yani ben burayı 1 seçerim x'i. Ne olur? 6 olur. Geri kalanlar da y'ye kaymış olur. Sonra ne olabilir? 2 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir. 5, 6, 7 ve maksimum 8'e kadar değer alabilir. Alacağı değerler toplamı Gauss yöntemiyle birden 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2'den cevap ne gelecektir? 36 gelecektir. Bunu da geçiyoruz ve bu testi de tamamlamış olduk. Hemen arkadaşlar diğer teste geçiyoruz. Evet birinci soruya bakıyorum. Arda arda gelen 4 farklı asal sayının toplamı biçiminde yazılabilen sayılara dörtlü sayı denirmiş. Böyle bir ifade kullanılmış. Örneğin demiş bak örnekte var. 2, 3, 5, 7'yi toplayınca 17 yapıyor. Bu 17 dörtlü sayıdır diyor. 11, 13, 17, 19'u toplayınca 60, 60 dörtlü sayıdır deniyor. Buna göre iki basamaklı kaç farklı dörtlü sayı vardır demiş. Şimdi en küçükten başlayalım. 2'den başlayalım. 2, 3, 5, 7, 11. Böyle gidiyoruz asal sayıları yazıyoruz. 13, 17 var değil mi? 19 var. Sonra 23 var. Sonra 29 var. Böyle ilerliyoruz arkadaşlar. Nokta nokta gidiyoruz. Ama şimdi iki basamaklı kaç farklı dörtlü sayı vardı demiş. Şimdi şu en küçüğüydü. Değil mi? Bunu 17 olarak bulmuştuk. Bir tane bulmuştuk şöyle. Sonra şurada bakalım. Buradan bir tane bulabiliriz. Değil mi? Buradan bulabiliriz şöyle. Dörtlü dörtlü. Böyle gideriz. Peki kaça kadar gideceğiz? 29'a kadar gitsek oluyor mu? Bakalım şu dörtlüye bakalım. İki basamağı aşıyor mu? Ona bakacağız arkadaşlar. 29, 17, 19, 23, 29'u toplarsam kaç yapar? 9, 7, 16, 36, 36, 23 de 39, 59. 59 da 29'u toplarsam 9, 9, 18, 5, 2 daha 7, 1 daha 8, 88 yaptı. Kaç tane dörtlü olduğuna bakacak olursak şöyle 2, 3, 5, 7 için 1 demiştik. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bakın burada 4 tane olduğu için 7 tane dörtlü olduğunu ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. İki basamaklı 7 tane varmış. Bunu da hızla geçelim. İkinci soruya bakıyorum. Diyor ki sadece 2 tane pozitif tam sayı böleni olan doğal sayılar asal sayılar denir. Evet. Aşağıdaki şemada her bir şekil birbirinden farklı birer asal sayıyı temsil etmekte ve aralarında verilen işlemler işlem önceliğine uygun şekilde yapılarak sonuç bulunmaktadır diyor. Böyle bir şey vermiş. İşleminin sonucu asal sayı olduğuna göre
Bu ifadenin toplamı hangisi olabilir demiş soru. Bakalım ne yapabiliriz arkadaşlar. Burada uygun asal sayılar düşüneceğiz. Şöyle küçükten başlayalım. Mesela 2 yazsak, buraya 3 yazsak, buraya 5 yazsak. Tabii ki maalesef deneyeceğimiz bir soru. 3 ile 5'i çarptım. 15, 2 daha 17 yaptı. Bu asal mı oldu? Evet, asal oldu. Peki toplarsak kaç yapıyor? 2, 3 daha 5, 5 daha 10, ama şıklarda maalesef yok. Biraz daha büyütelim. Mesela bunu 5 yapsak, bunu 7 yapsak ne olur? Bakalım. Deniyoruz arkadaşlar, deneyeceğiz. Bu durumda 5 kere de 35, 2 daha 37. 37 asal sayı mı? Evet. Peki bunların toplamı kaç gelir? 2, 5 ve 7'yi toplarsak 7 artı 5, 12, 2 daha 14. Çok güzel, 14'ü bulduk. Demek ki cevabımız ne olacakmış? Bursa böyle deneyerek yapabileceğiniz bir soru, başka bir numarası yok. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. A ve B eksi 3 aralarında asal doğal sayılar olmak üzere böyle bir bağıntı vermiş. Eşitliğinde A ile B'nin çarpımının en büyük değeri, pardon, A ile B'nin çarpımının büyük değeri kaçtır demiş soru. Bakalım ne yapılabilir? Bakın burada şu 3B'yi karşı tarafa yollayabilirim. Şöyle yazabilirim. AB eksi ne olacaktır? 3B, 3A'ymış pardon, eşittir 64. Sonra A parantezini alırsam A çarpı B eksi 3, buradan 64 geldi gördüğünüz gibi. A ile B'nin çarpımının büyük değeri kaçtır diyor. Burada sayı değerleri vereceğiz. Arkadaşlarım acaba ne verirsek A ile B'nin çarpımının büyük değerini bulmuş oluruz. Bakalım neler verir. 64 ile 1 düşünsem, mesela A'yı 1 düşünsem, B eksi 3'ü 64 düşünsem, 64, o zaman çok büyük bir sayı elde etmem. Değil mi? Çünkü bu 61, 64 olunca burası 67'yi 1 ile çarpacağım. 67 olunca çok büyük bir şey çıkmaz. Tam tersini yapsak mesela bunu 64, bunu 1 düşünsek A 64 oldu. B eksi 3'ü 1 düşünürsek B'ye buradan kaç geldi? 4 geldi. 4 ile 64'ü çarparsam, bakın A ile B'yi çarparsam 256 yaptı. Evet, çok büyük bir değer elde ettim. Edirne cevap olacak. Bunu da hızla geçiyoruz. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Diyor ki ard arda gelen aralarında iki fark bulunan asal sayılara ikiz asal sayılar denir demiş. Buna göre iki basamaklı AB ve CD ikiz asal sayılar için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor. Şimdi bakın bu tür sorularda, daima doğrudur sorularında bunu çürütmek için aksine bir tane örnek vermemiz yeterli olacak. Ben şimdi ikiz asal sayı olsun diye 11 ile 13'ü seçiyorum. 11 ile 13 gördüğünüz gibi ikiz asal sayılara örnektir. Bir de 59 ile 61 alıyorum. Bakın 59 ile 61 de ikiz asal sayılar örnektir. Şimdi bu durumda bakalım bu şartlardan hangisi tamamen sağlanır veya sağlanmaz, ona bakalım. D diyor ki B artı 2 eşittir diyor. Burada D'miz 3 oldu. B'de 1 oldu. 1 ile 2 topladık. 3 burada verdi. Peki burada sağlıyor mu? Bakalım D'yi 1 seçtik burada. B'yi de burada 9 seçtik. 9 artı 1. 9, pardon, B 9'du. Bu 9 artı 2 11 yaptı. D 1 olduğu için olmadı. Gördüğünüz gibi A şıkkını böylece elemiş olduk. A C'ye eşittir diyor. Burada bakın eşit ama 5 ile 6 burada eşit değil. Bunu da elemiş olduk. AB artı CD toplamı asal sayı değildir. Evet, bunlar iki basamaklı sayılar olduğu için tek doğal sayılardan ibaret olacaktır ve toplamları da çift olacaktır her zaman. Bu asal sayıların ikiz asal sayı olsun olmasın, iki dışındaki tüm asal sayılı herhangi iki asal sayının toplamı daima çift yapacağı için asal sayı da olmayacaktır. Bu doğru bir ifade. D'ye bakalım, A artı C tek sayıdır demiş. A artı C tek sayı mı? 1 ile 1 topladığınız zaman 2 yaptı mesela, burada tek olmadı. Burada 5 ile 6 11 oldu ama burada olmadı. Gördüğünüz gibi aksine bir tane örnek vermemiz yeterli. B ile D'nin toplamı tek sayıdır demiş. B burada 1, D de burada 3 olduğunu topladık. Yine çift olduğunu gördük. Yine aksine bir örnekle. Bunu da elemiş olduk. Cevabımız Ceyhan oldu. Bunu da süratle geçiyorum arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Ben bunu biraz yukarı alayım. Şıkları da görelim arkadaşlar. Bakalım ne diyor 5. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere şöyle bir ifade vermiş. Bu ifade A artı B'ye karşılık geliyormuş. Şuradaki sembole baktığımız zaman bu da A eksi B'ye, buradaki A bölü B'ye bu şekilde tanımlanmış. Buna göre işlemin sonucu kaçtır diyor. Bakın şu içten başlıyorum. Bu 6 faktöriyel böyle 7 faktöriyel. Bu ne demekti? 6 faktöriyelle 7 faktöriyelin toplamı demekti. Sonra buradaki ifade 6 faktöriyelle 5 faktöriyelin farkı demekti. Bu da bölüm demekti. O zaman şöyle bir bölü çizgisi. Buraya da 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel yazarsam şimdi bu işlemi yürüteceğim. En küçük olan 5 olduğu için burada hepsini 5 faktöriyele benzetmek istiyorum. 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel yazmak istiyorum. 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 5 faktöriyel diyorum. Yukarıda 5 faktöriyel ortak parantezini alıyorum. 6 artı 6 kere de 42 yaptı. 48 gelecek buradan.
Buradan da 5 faktöriyel para alırsam 6 eksi 1'den 5 gelecek. Şu 5 faktöriyel elveda diyorum. 42 6 daha 48. 6 eksi 1 5. Cevap ne geldi? 48 bölü 5. Denizli oldu. Bunu da hızla geçiyoruz. Altıncı sorumuz ne diyor? Toplamının onlar basamağındaki rakam kaçtır demiş. Onlar basamağındaki rakam. Bakın 0 faktöriyel 1. Bunu şöyle 6 6 yazacak olursak. 6 faktöriyel ne yapar? 720 yapar. 720 yapar. Şunu şöyle yazayım ben. 720. Şimdi 12 faktöriyelin içerisinde kaç tane, sonunda kaç sıfır vardır dediğimiz zaman 12'yi 5'e bölersem 2. Demek ki 2 tane sıfır var. Bakın bundan sonraki gelecek olan sayıların hepsinin sonda ya 2 daha da fazla. Bak mesela 60 faktöriyelde 60'ı 5'e bölerseniz arkadaşlar 12, 12'yi 5'e bölerseniz 2, 14 tane böyle nokta nokta sıfır varmış. Yani sonuç olarak biz nokta nokta yapacağız. Şöyle sıfırlar böyle bir sürü sıfır olacak. Ve biz bunu topladığımız zaman buradan bir 1 gelecek. Buradan düzeltiyorum 1 gelecek. Şurada onlar basamada sadece 2 var. Diğerleri hepsi sıfırdan ibaret. Toplamından 2 gelecek. Demek ki onlar basamağındaki rakam kaç olacakmış arkadaşlarım? 2 olacakmış. Bu da böyle. Evet arkadaşlarım, son testin ilk sorusuna geldik. Şekilde 4x4'lük kare biçimli tabloya sayılar yerleştiriliyor diyor. Görüyorsunuz tablo üzerinde döndürülmeden sağa sola ve aşağı yukarı hareket edebilen bir çerçeve bulunmaktadır. Bakın döndürmeden sağa hareket ediyor, sola hareket ediyor, aşağı yukarı hareket ediyor, bulunmaktadır diyor. Buna göre bu tablo üzerinde hareket ettirilen çerçeve içindeki 3 sayının toplamının asal sayı olduğu kaç durumdadır? Bunu tek tek görmemiz lazım. Mesela burada olursa bu çerçeve şöyle olacak. Bakın dikkat ederseniz. Şöyle bir çerçeve olacak değil mi? Mesela burada 2 var, 7 var, 8 var. Topladık 15, 2 daha 17. Evet, asal sayı geldi buradan. Bunun yanına geçti. 7, 6 daha 13, 3 daha 16 buradan gelmedi. Bakın yazıyorum. 6, 5 daha 11, 4 daha 15 geldi. Bir alt satıra geçtim. 9 ile 10'u topladım. 7'yi de eklersem buna 19, 26 yaptı. Buradan. Burada ise 10 ile 11'i topladım. 21, 27 yaptı arkadaşlarım. Böyle tek tek bakacağız. 23, 5 daha 28 var burada. Bunu hızlı hızlı yapacaksınız. 16, 15 daha 31, 41 yapacak bakın. Sonra 15, 14 daha 29, 11 daha 40 yaptı. 40 yapar dedik ve geçtik. 14, 13 daha 27, 12 daha 39 yaptı. Burada asal olanlara dikkatli bakacak olursak 17 nedir? Asal sayıdır. Burada başka bir de 41 asal sayıdır. Başka asal sayı göremedim ben. Cevabımız ne olacaktır? 2 olacaktır. Bunu da süratle geçiyoruz. İkinci sorumuza bakıyoruz. A, B ve C birbirinden farklı asal sayılarmış. A eksi B ile B artı C'nin çarpımı 21 olduğuna göre A artı B artı C ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi A eksi B ile B artı C'nin neler olabileceğini düşünelim. 21'in çarpanları 1 ile 21 olabilir. İşte 3 ile 7 olabilir. Mesela ben bunu 3 seçsem, bunu 7 seçsem ne olabilir? Bakalım bir. Şimdi A eksi B 3 olacak. Öyle olduğunu kabul ettim. B artı C 7 olacak. Şimdi B artı C 7 olduğu zaman bunlar sadece 2 ile 5 olabilir. Bunlardan bir tanesi 2, bir tanesi 5 olur. Mesela B'yi 2 seçtiğim zaman A da 5 oluyor. Birbirinden farklı için olmuyor. Ben burada B'yi 5 seçseydim, B'yi 5 seçsem A buradan 8 eksi 5 asal olmuyor. Olmuyor. Demek ki böyle bir şey yok. 3 ile 7 olmayacak. Peki A eksi B 1, B artı C 21 olabilir. A eksi B 1 olsun. B artı C de 21 olsun. Bu durumda bakalım A, B, C neler olabilir ona bakalım. Burada A eksi B 1 ise arasındaki fark 1 olduğuna göre bu sadece 3 ile 2 olabilir. 3 ile 2'nin farkı 1 yapacaktır. B'yi 2 seçtiğim zaman C'de 19. Bu da asal sayı çıktı. Demek ki böyle olmalı arkadaşlar. 3 var, 2 var ve 19 var. Toplamı da ne olacaktır? 21, 3 daha 24 yapacaktır. Cevabımız Denizli oldu. Bunda geçiyorum. Üçüncü soruya bakıyoruz. Diyor ki ard arda gelen 3 asal sayının toplamı biçiminde yazılabilen asal sayılara üçlü asal sayı denir demiş. Buna göre 61'den küçük kaç tane üçlü asal sayı vardır diyor. Bakın şöyle bir yazalım. 2 var, 3 var, değil mi? 5 var, 7 var, 11 var asal sayıları yazıyorum. 13 var. Şöyle yazalım birkaç tane daha. 17, 19, 23 var. Şimdi daha da devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne diyor bize? Ard arda gelen 3 asal sayının toplamı biçiminde yazılabilen asal sayıları. Mesela şurada 2, 3, 5, 5 buradan 2, 3, 5 daha ne yaptı? 10 yaptı. Bu ne yapmadı arkadaşlar? Bir üçlü asal sayı olmadı. Çünkü bunların toplamı ne olacak? Asal çıkacak.
Bakalım 3, 5, 7'ye baktığımız zaman 12, 15 o da olmadı. 5, 7, 11. Bakın burada 18, 5 daha 23 yaptı. Şuradan bir 23 geldi gördüğünüz gibi. Buradan 13, 11, 24, 7 daha 31 yaptı. O da asal sayı oldu. Buradan bakalım 30, 41 yaptı. O da asal oldu. Buradan 19, 17 daha 36 yaptı. 39, 49 oldu. Maalesef buradan bir şey gelmedi. Buradan 23, 19 daha 32, 42, 49, 59 o da asal sayı mı? Evet. 61'den küçüklük için daha ileri gitmedim dikkat ederseniz. Burada 4 tane ne var? 61'den küçük üçlü asal sayı var arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 4 olacak. 4 ne diyor? Bakalım. A bir asal sayı olmak üzere A ile A'dan küçük tüm asal sayıların çarpımının bir fazlası bir x asal sayısıdır demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu teoremi doğrulamak için örnek olarak verilebilecek x asal sayılarından biridir demiş. Şimdi mesela ben a'yı 3 alsam 3'ten küçük tüm asal sayıların çarpımını bir ekleyeceğim. 3'ten küçük asal sayı 2 çarpı 3 artı 1 7 olabilir değil mi? Ama şıklarda yok. Başka ne olabilir? 2 çarpı 3 çarpı 5 artı 1 olabilir mesela. Buradan 2 kere 3 6 31 var mı? Şıklarda maalesef yok. Peki 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 artı 1 böyle deneyeceksiniz arkadaşlar. Başka yapacağınız bir şey yok. Buradan 2 kere 3 6 30 210 211 var mı? Şıklarda var. Demek ki cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Bunu da süratle geçiyoruz. 5. sorumuza bakıyoruz. Diyor ki 1 çarpı 1 faktöriyel artı 2 çarpı 2 faktöriyel artı 3 çarpı 3 faktöriyel artı nokta 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 artı 33 çarpı 33 faktöriyel işleminin sonucunun sonundan kaç basamağı 9'dur demiş. Şimdi arkadaşlarım burada bir formül var. 1 çarpı 1 faktöriyel artı 2 çarpı 2 faktöriyel artı nokta nokta artı n çarpı n faktöriyelin karşılığı n artı 1 faktöriyel eksi 1. Bu formülü bilmek durumundasınız. Bunu bildiğiniz zaman soru çok kolay olacak. O zaman 33'e 1 eklersem bu ifade 34 faktöriyel eksi 1. Şimdi 34 faktöriyel eksi 1'in sonundan kaç basamağı 9'dur? 34 faktöriyelin içerisinde şimdi kaç tane 5 çarpanı var? Onu bulmam lazım. Çünkü kaç tane 0 olacağını bulacağım. 34'ü ne yapacağım? 5'e böleceğim. Kaç kere var? 6 kere. 6'yı 5'e böldüm. 1 kere var. 6 ile 1'i topladım. 7. Yani 34 faktöriyelin sonunda arkadaşlarım böyle 4, 5, 6, 7 tane 0'a ondan sonra farklılaşıyor. Yani normal rakamlar 0 dışındaki rakamlardan bazıları ne yapacak? Buraya dizilecek. Şimdi 1 çıkarttığım zaman ben bu ifadeden bakın 1 çıkartıyorum. Şimdi burada sıfırdan bir çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Gittik gittik. Burada illa bir rakam olacak. 3, 5 gibi. Buradan bir komşuya aldığımız zaman arkadaşlar burası 10. 10'dan 1 çıktı. 9. Hep burada 9, 9, 9, 4, 5, 6, 7. Yani sıfır sayısı kadar 9 olduğunu ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Yani cevabımız ne olacak bu durumda arkadaşlarım? Gördüğünüz gibi 7 olacak. Bunu da hızla geçiyorum. Umarım anlatabilmişimdir ama bu formülü bilmek durumundasınız. Bunu bildiğiniz zaman gördüğünüz gibi soruda çok zor değil. Evet arkadaşlarım 6. ve sonuncu sorumuza bakıyoruz. Diyor ki aşağıdaki şekilde verilen topun üzerine yazılmış olan sayı sırasıyla ve birer birer merdivenin basamaklarına düşüyor. Ve topun üzerindeki sayı basamağın altındaki belirli bir kurala göre yazılan sayıyla çarpılarak topun üzerine yazılıyor. Yani şimdi ben bunu buraya düştüğünde 5 ile 6'yı çarpıyorum. Topun üzerine artık ne geliyor? 30 geliyor arkadaşlar. 5 ile 6'yı çarptım 30 geliyor. Sonra 30 buraya düşüyor. 30 ile 20'yi çarparsam 600 geliyor artık. Burada topun içerisine 600 yazıyorum. 600 de 42'yi çarptığım zaman arkadaşlar ne geliyor? İşte 25.000 topun içerisinde 25.200 sayısı gelmiş oluyor. Cevap 25.200 olmuş oluyor. Şimdi burada topumuz var 156. Bu aşağı düşecek, 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 düşecek. Bize neyi soruyor? 156 yazan top diyor. 5 basamak aşağıya düştüğünde üzerinde hangi sayı yazılmalıdır diyor. Tabi burada bir bakın burada merdiven altındaki toplarda bir örüntü var. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Şimdi 6'ya baktığınız zaman 6 2 ile 3'ün çarpımıdır değil mi? 2 ile 3'ün çarpımı 6 yapar. Çok güzel. 20 4 ile 5'in çarpımı 20 yapar. 42 bakın ardışık iki sayının çarpımı 42 yaptı. 6 çarpı 7. Şimdi dikkat ederseniz burada 2 çarpı 3, 4 çarpı 5, 6 çarpı 7 geldi. O zaman bu mantıkla bu 6 2 çarpı 3'tü. 24 çarpı 5'ti. 42 6 çarpı 7 idi. Bundan sonraki gelecek olan sayı da ne olmalı arkadaşlar? 8 çarpı 9 mu olmalı? Sonraki sayı 10 çarpı 11 olmalı. Yani dikkat ederseniz ben 156'yı ne yapacağım? Bunlarla tek tek çarpacağım. Yani şimdi 156 12 ile 13'ün çarpımıdır. 12 çarpı 13. Bakın şimdi 12 ile 13'ü
Çarpımı gidecek ne yapılacak? 2 ve 3 ile çarpılacak. Sonra bu bir alta geldiği zaman, aşağı düştüğü zaman 4 ile 5 ile çarpılacak. Sonra bir alta geldiği zaman 6 ile 7'nin çarpımıyla çarpılacak. 42 ile çarpılacak. Sonra 8 çarpı 9 ile çarpılacak. Ve sonra son olarak 10 çarpı 11 ile çarpılacak. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu ifade ne eşittir arkadaşlarım? Tabii ki 13 faktöriyel ile eşit olacak. Cevabımız da bursa olacak. Umarım verimli olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir. Bu dersi burada noktalıyorum. Bir dahaki FÖY'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.